Sevgili hocam. Geldik mi ne? Yani Merhaba Mustafa Can. Ne haber? Türk filmlerindeki ışınlanma sahnesi gibi oldu ama söyleyeyim sana. Evet geldik mi? Ulan ışınlandı ama inanamıyoruz yani hani konuyla. Bir Türk teknolojisiyle ışınlandık mı biz gerçekten? Bütün halinde var mıyız falan diye böyle. 2022. 2022'ye ışınlandık. Bilim kurgu yıla girdik ya. 2022. Şuna bak hala metrobüs var. Böyle terbiyesizlik mi olur ya? Ve hala uçan araba yok. Uçan araba bir sembol ama hocam. İki tane sembol vardı. Bunlardan bir tanesi için cep telefonuydu. Onu hallettik. İkincisi de uçan arabalar. Teorik olarak var ama pratikte hayatımızda yok. Yani benim bir üçüncü sembolüm var. Polis kuvvetlerin fazer ve lazerlerle müdahale ettim. Fıtınıyı, fıtınıyı, fıtınıyı falan yaptıkları. Ama o yok maalesef. Gerçi onun da ya geri alması yok arkadaş. İçeride kurşun kalmaz, bir şey kalmaz. Vurulsan ne yapacaksın? Kolu bacağı götürür valla. Neyse Allah biliyor da vermiyor. Benim en son gerçekten lan bu yıl gelir mi diye düşündüğüm yıl 2000. Ben kaç yaşındaysam bunu düşünüyorken hani 2000 gelir mi ya falan diye düşündüğümü hatırlıyorum yani. Hani, oho ben 27 Ah, 20 yaşındayım. 20'li yaşlarda öyle oluyor. Ben 28'dim, sen de 26 25 falandın yani. 20, Vay evet be, ne 27. günler. Yani 2000 yılı Vay gelir be. mi ya falan. Yani evet hani öyle çok sembolik bir kırılım falan diye bir şeydi. Ondan sonrası böyle hırırıp etti geçti gitti. Aha 2022 mi gerçekten? Aynen gençlere söylüyorum 3 hafta sonra 50 yaşına gireceksiniz haberiniz olsun diye hakikaten öyle hızlı geçiyor. Bu arada hakikaten herkesin yeni yılını kutluyoruz. Bilmiyorum yeni yıl hani kutlanır bir şekilde mi geliyor? Çünkü son 3-4 yeni yıldır yaptığımız bütün kutlamalar büyük bir sükutu hayalle sonuçlanabiliyor birçok insan için. Yani maşallah sürprizli senelerdeyiz. 2022'de bakalım nasıl olacak? Göreceğiz. 2022'de evet. Sevgili hocam özler miyiz 2021'i? Ne diyorsun? Biraz geriye dönük bu 21'de ne yaptık, ne ettik falan hikayesine bir bakalım dedik seninle beraber. Ben küçük bir uyanıklıkla çıktım 2021'de. En son Ebru Cündübeyoğlu'nun bir oyunu var. Ölüm bizi ayırana kadar diye oyuna gittim. Çok güzel bir oyundu. Damak tadımı güzel bırakarak 2021'den çıktım. Şey, Ya öyle ben bir oyun. onu sorma. Gidemedik. Valla ben de çok merak ediyorum onu da. Benim 2021 en fazla evde oturduğum yıl oldu bir kere. O yani by far bunu böyle işaretleyebiliriz. 2020'de bile bu kadar oturmamıştım. Bir de 2021'in son günlerini Covid izolasyonunda geçirince 10 gündür evde bir mağara hayatı yaşıyoruz. Cümleten. Hakikaten şeklimiz kaydı. 2021'i ben öyle hatırlayacağım muhtemelen. Bu arada yani bu anlamda özlerim abi. Ben evde oturmayı çok seven bir insanmışım. Tekrar onu şey yaptım. Hani zoraki tıkılma da olsa 13 gündür evden kafamı çıkarmadım. Bir yılbaşı akşamı artık bir darlanıp çıkıp şöyle bir yürüyüş yapmıştım evin etrafında. Onun dışında hiç çıkmadım. Amma ve lakin yani tövbeler olsun. Hani Allah eve mahkum etmesin ama evde oturmak benim için güzel bir şey. Ben seviyorum o işi. Onun dışında sen bu başta dün akşam önerdin de yani bu arada yani daha dün akşam karar vermiştik biz bu başta. Daha doğrusu sen söylemiştin ben sana cevap yazmayı da unutmuşum. Evde nasıl bir serkeş bir haldeysem telefonum falan 4 saat sonra görebiliyorum. Mesajları 4-5 saat gecikmeli okuyorum bu arada öyle bir durum var. Şöyle bir geriye dönük yani 2021'e baktım. Bir kere biz yani zaten açık beyin olarak çok yoğun bir şeyler yapmışız yani hakikaten. Bir roketleme dönemi bizim kendi hani tabii ki şimdi roketleme derken insanlar bir ticari işletme şirket falan gibi bakarlarsa pek o parametreler öyleye benzemiyor ama bizim entelektüel doyum açısından gerçekten bana sorarsan roketleme yaşadığımız bir sene oldu. Senelerdir işte sevgili Mustafa ve diğer Açık Beyin ekibiyle beraber hani hayalini kurduğumuz o müfredatlar, online sistemler bilmem neler onlar konusunda bayağı bir ilerleme sağladık. Ve hani bu açıdan bakınca mesela 2021 özlemem ama yani daha sonra inşallah şahsi olarak ve inşallah bütün açık beyin dostlarıyla beraber meyvelerinden faydalanacağımız bir tohumlama yılı gibi geliyor bana. Ama kaçınılmaz bir şekilde niyeyse bak bu çok enteresan. 2021 deyince ilk şöyle geri baktığımda aklıma gelen 2021'in en azından bir kısmında Doğan Cüceloğlu hayatta onu düşündüm. Adam geldi direkt aklıma. Hani bu sene işte o, demek ki beni çok etkileyen bir hadise olmuş. Doğan Cüceloğlu'nun vefatı. Öyle hani
En azından onun hayatta olduğu kısımları özler. Çünkü bir şey vardı. Bizim onunla bir muhabbet projemiz vardı işte böyle bir hem YouTube üzerinden hem şeyde her buluştuğumuzda da bir şekilde muhabbetini yapıyorduk ama nereden bileceksin tabii fani dünya. O iş bitti. Öyle bir kalmış aklımda ama genel durum itibariyle Allah özletmesin diyeceğimiz bir sene hani dünyanın geneline bakınca bana sorarsan. Çünkü en büyük belirsizlik dünya çapında burada. Ya bir de şey oluyor ya en son birkaç gündür başta Fatih Altaylı olmak üzere yeni yıl tahminleri, astrologlar, bilmem neler, ekonomistler, herkes bir çıkıp bir tahminlerde bulunuyor. Abi evde oturuyorum gözüm çarpıyor. Lan bir tane hayırlı bir şey söyleyen adam yok 2022 için. Yani astrologdan ekonomistine, politik uzmanından bilmem sağlıkçısına kadar herkes. Birisi diyor ki dört varyant gelecek, öbürü diyor ki afetler olacak, biri ekonomi çökecek, öbürü bilmem burnunda sivilce çökecek. Herkes bir şey söylüyor. Yani 2022'ye dair milletin pek bir beklentisi yok. Bence bu kadar düşük beklentili bir sene ne yapsa bizi memnun eder yani. Çok çok Güzel. beklentilerimiz dipte yani. Bana öyle geliyor yani en azından. Öyle, öyle ummak istiyorum açıkçası. Ya koronanın etkisini ve şu ekonomik anlamdaki yaşadığımız belirsizlik ve problemleri de kenara bırakırsak aslında 2021'i hani bir şeyle tanımlayacak olsak şu ekonomik sallantıyla tanımlarız büyük bir ihtimalle. Hepimizi bir tedirgin şeye soktu yani ekonomik anlamda ne yapıyor, ne oluyor, ne yapacağız, ne yapmalıyız falan gibi. Şeyde bunları bir kenara bırakırsak 2021 aslında hani çağdan çağa geçişin 2020'de başımıza bir şey geldi ve 2021'de bir çağ devirdik öteki çağa geçtik gibi görünüyor. Yani mesela annem kimseye sormadan Zoom toplantısı yapabiliyor falan yani hani ve bunu gayet hani önemli. Ölçüye bak ya. Evet, yani o ağ toplumu diye tarif ettiğimiz, konuştuğumuz hikayenin içerisine paldır küldür kocaman girdik bir şeyde. Yani birçok parametremiz değişti. Hani evde kalma, dışarı çıkma, dostluk, ihtiyaç bilmem ne falan dediğimiz şey. Mesela kapıyı artık kesinlikle eşimiz, dostumuz ve komşumuz çalmıyor. Kurye çalıyor. Yani mesela hani öyle bir şeye geldik. Yani... En çok hakikaten kurye görüyorum ben de abi ya. Ona baktım da geçen gün. Bayağı da bir tanışıyoruz arkadaşlarla artık. Sohbetimiz, muhabbetimiz de ilerledi. Önceden temassız teslim. Gerçi bu son bir izolasyon dönemimizde gene kuryelerden de uzak durduk tabii tedbir itibariyle ama yani bayağı bayağı bir akraba gibi olduk adamlarla. Bu arada geçenlerde bizim sevgili Yılmaz benim motoborsa Yılmaz Aydemir onunla konuşurken bir Suriye motor sayısı söyledi İstanbul'da. Yani gerçekten şu anda aklımda kalmadı rakam. İnanılmaz bir rakamda kurye motorları varmış ve İstanbul'un her tarafı yani muhtemelen diğer birçok büyük şehir de böyledir. Yani kurye meselesi hakikaten hayatımıza girmiş ve şu anda bakarsan aslında motokuryelerle hayat dönüyor büyük oranda. Bir de bu aylar süren kapanmaların falan getirdiği bir alışkanlık var. Tamam maliyetli falan filan eyvallah ama yani insanlar bu hızlı hayat temposu içerisinde bir de hani şu benim konfor alanı dediğim bedensel tembelliğin karşı konulmaz, dayanılmaz hafifliği içerisinde bu işi çok fazla tercih ediyor gibiler ve hakikaten alışverişe falan bakış tarzı değişmeye başladı. Bunu hayırlı bir şey olarak pek söylemiyorum yani bu iyi bir şey değil. Mesela geçenlerde markete gitme niyeti oluştu bende. Normal eski günlerdeki gibi elimde bir poşet markete gideyim dedim. Abi canım çekmedi ya. Ne gerek var dedim ben. Ne alacağım belli anasını satayım. Pıt pıt fık fık gelsin. Ve bu tabii bize yol köprü elektrik olarak geri dönüyor. Yani hakikaten dışarıyı görmemek için bahanelerimiz gittikçe artıyor. Nereye varır bilmem ama şey dediğine çok katılıyorum yani. Zihnen hayatı algılama biçimi olarak hakikaten çağ değiştiriyoruz. Yani gerçekten böyle bir farklı bir döneme gidiyor insanlık. Dışarıya bakış, hayata bakış, iş yapış, aktivite biçimine bakış falan filan tarzında. Yani 2021 diye bunu hatırlar mıyız bilmiyorum ama bir milat dönüşüm olarak belki Allah beterinden saklasın bu sene daha değişik şeyler olabilir. Ama yine de bu 2020'lerin başı diye bir şey olacak bizim hayatımızda yani veya işte gelecek nesillerin hayatında. Burada çok enteresan bir kırılma oluyor. İşin kötü aslında benim için güzel tarafı da şu. Mesela 10 sene önce o yıl neler oldu almanak falan filan alırdın.
İşte böyle şu oldu, bu oldu falan filan. Yani yaklaşık olarak bir sonraki sene de olabilecek ve daha evvelki senelerde olması tuhaf karşılanmayacak bir sürü şeyin listesi olurdu. Ama o yıla spesifikti mesela. 1993 hariç bu arada. Hani seninle yaptığımız o programda vardı. Mesela ben onu hiç aymamıştım. Öyle bazı marjinal seneler hariç. Hani genellikle bir öngörülebilirlik durumu var. Ya abi bu sene mesela hiç öngörülebilir gibi değil. Çünkü geçen sene değildi zaten. Bizim bu pandemi ne kadar sürecek sorusuna dünyanın değişik yerlerinde işte bir iki senede biter falan filan laflar olunca pandeminin üçüncü şeref yılına girdik. Ve yeni varyantlar daha yeni yeni kafaya çıkarıyor. Ve pandemi en belirleyici şey şu anda. Belirsizliği en çok belirleyen şey. Şimdi böyle baktığında 2022'nin başında böyle eskiden yeni yıl yaşlı dede olarak giderdi, yeni yıl bebek gelirdi ya böyle bir hani bizim mizansenler vardı televizyonda. Böyle gitme, gitme falan gibi bir durum yani 2021 gitmesin ne olur gibi bir hal oldu gibi sanki. Yani bilmiyorum tabii hayra çıksın, belirsizlik içerisinde her zaman hayır da olabilir. Ama bizim şer beklentimiz çok fazla abi. Millet çok gerilmiş vaziyette. Bakıyorum ben televizyonlarda özellikle oturdum işte evdeyken birkaç gün. Bizde de televizyon varmış bu arada. Yani televizyon yayını varmış. Onu da keşfettiğim iyi oldu. YouTube'da da bu arada bütün kanallar canlı yayın yapıyormuş zaten. Özel bir şeye gerek yokmuş. Abi hepsini gezdim. Milletin morali bozuk ya. Hakikaten psikolojileri düzgün değil ya. Dağılmış gitmiş herkes. Arada bir televizyon izlemek de gerekiyormuş. O sözümü geri alıyorum. Yani televizyon izlemezsen bir şey kaybetmezsin demiştim. Fakat yılbaşına doğru televizyon izlemek lazım ki insanların psikolojisini anlayalım. Şu yeni yıldan beklenti meselesinin bu kadar ani tersine döneceğini hiç düşünmemiştim yani. Herkes umut ve barış falandı ya, yok felaket ve işte katliam falan öyle bir şeyler bekliyor. Çöküş. Çok beklersen olur, o yüzden beklentileri değiştirelim derim ben yani. Yoksa özledim. Ya çok tuhaf bir zamanlamaya da denk geldik hocam. Yani şimdi belli bir devrin içinde olmak, kendi kültürel kuralları, devamlılığı, biçimi olan bir devir, yani yaşadığımız bir dönemin içinde olmak problem değil. Fakat biz galiba hemen hemen 2017'den beri, belki 2016'dan beri bir geçiş sürecinin içindeyiz. Yani bir şey değişiyor. Ve bu geçiş sürecini 2020 pandemi, koronanın etkisiyle beraber çok hızlandı. Evet, yani daha da karmaşık ve bulaşık bir hale geldi. Ama dünyada da öyle, Türkiye'de de öyle. Tüm davranış modelleri, kültürel şeyler, yapılar, hemen her şey hızlı ve tek seferde değişiyormuş gibi görünüyor. Bu şunun gibi, yani gerçekten 1-2 yılın içerisinde akşamleyin yattık, sabahleyin bambaşka bir evde, bambaşka bir kültürde, bambaşka bir coğrafyada kalkmışız gibi oldu. Yani güneş buradan mı doğuyordu, işte bu yaz ayında mıydı, kış ayında mıydı gibi karmaşık ve problemli o bildiğimiz düzenli kitap okursak, çalışırsak Noel Baba bize hediye getirir. Kuralları dağıldı. Artık yani hani çalışkan olmak yetmiyor, işte başka bir tavır, işte belirsizlikle baş etmek çalışkan olmaktan daha önemli hale geldi. Psikolojik direnç kabiliyetin başka bir sürü kabiliyette yabancı dil bilmekten daha önemli hale geldi. Öz disiplin becerisi geliştirebiliyor olmak, işte başka birçok şey bir spor dalında becerikli olmaktan daha önemli hale geldi. Ve hani bunların hepsi oldu ve bu olgu da olma olayı da devam ediyor yani karmaşık bir şekilde. O yüzden bu geçiş sürecinin içerisindeyken şeyde şeyi de anlayamıyoruz. İyi miydi, kötü müydü? Hani o yüzden çok bireyselleştiriyor kendisi. Yani hani tamam 2021. Tabii ki çok muhteşem şeyler yaptık. Yani hani bu baştan beri planladığımız, benim çok eğlendiğim, benim hayattaki en büyük tatminlerimden bir tanesi o tamamlama tatmini, yapabilme tatmini. Yani bu çok eğlendiğim bir şey. Açık Beyin'de beraber yani hani çok güzel şeyler yaptık, tamamladık, bitirdik. Ve bu çok güzel bir şeye gebeymiş gibi görünüyor. Ama bunlara rağmen hani bunu mesela bu sohbeti 2010'lu yıllarda yapıyor olsaydık Herkül gibi hissedecektim kendimi. Ama buna rağmen birçok eksiklik, karmaşıklık, kaos falan yani hani nereye gidiyor, ne oluyor? Hani düzgün bir 2022 stratejisi çıkartayım diyorum. Haftada bir değişiyor içeriği gerçekten. Hani bir adaptasyon gerekiyor. Hiç uğraşmayayım. Bir revizyon hiç gerekiyor. Mesela aslında şöyle de bir durum var ya. Beni şahsen Açık Beyin adına mutlu ve memnun eden kısmı şu ve tabii ki diğer insanlar da adına. Yani belirsizliğin bu kadar belirgin kural olacağı bir yerde mesela Açık Beyin'in kurucularından bir tanesi olan bendeniz 25 senedir kaos üzerine çalışıyor. Mesela bu güzel bir şey. Kaos, karmaşıklık, işte non-linear davranış, öngörülemezlik falan hikayeleri benim mesela hayatımın merkezinde yer almış. Bir de
Son 2-3 senedir, hatta pandemi öncesinden beri sevgili Mustafa Acungil'in de dahil olmasının da etkisiyle bu çevik bakış, kısa dönem planlama, hızlı strateji değiştirme, davranış çeşitliği oluşturma, işte davranış çeşitliği arasında seçebilme özgürlüğü falan filan gibi kaslarımızı geliştirmeye de uğraşıyoruz. Bu uğraşı aslında hani böyle bir şeyin geleceğini hesap ederek değil ama beni sevindiren konu şu. Hakikaten biz burada bir beceri geliştiriyoruz gibi, yani bir şey var burada. Ve bu beceri dünya insanlarına yardımcı da olabilecek bir beceri gibi geliyor bana. Çünkü şimdi mesela biraz önce senin bahsettiğin bu yeni belirsizlik hallerinde bazı yeni gereksinimler, yeni beceriler var. Yeni dünyanın cesur insanında listelemeye çalıştığımız şeyler ağırlıklı olarak bunlardı. Yani hayatında bir değişim dönüşüm olacağı zaman bunlara dikkat et diyoruz ama öyle bir dönemden geçiyoruz ki her hafta hayatında bir değişim dönüşüm olabilme potansiyeli var. Ki mecburen oluyor yani, sen yapmasan bile hop bir dakika hayat duruyor, tak yeni bir şey çıkıyor, bilmem ne oluyor. Dolayısıyla bütün bunların içerisinde şimdi onları böyle bir koşulla karşılaşıp sıfırdan dizayn etmeye çalışsan koşulların zorlayıcılığı içinde konsantre olamayabilirdin ama bizim burada kurulmuş olan ekip bir şekilde senelerdir bu konulara kafa yoran, bu konuları bir şekilde bir entelektüel merak alanı olarak en azından benimsemiş kişilerden oluştuğu için, sen de hakeza öyle, bizim bütün ekip öyle. Bunların burada masaya koydukları şeyler şimdi herkesin istifade edebileceği bir bilgi havuzuna ya da deneyim havuzuna dönüşüyor. Beni memnun eden tarafı orası. Ve bu dönemde hani şu anda içinde olduğumuz o senin söylediğin bitmek bilmeyen değişim dönüşüm döneminde aslında yeterince şeye vaktimiz oluyor. Yani bir tarz ve tavır değiştirme, hayata bakışı dönüştürmek için yeterince vaktimiz var. İşte burada ta pandeminin ilk günlerinden beri belki anlatmaya çalıştığımız şey, artık 3. senesine doğru giderken bu pandemi denen hikayenin, yani eski halime döneyim diye beklemeyi artık bırakıp, yani bu kafadan bir an önce kurtulup, bu arada zaten hal olarak bunu yapamıyorsun ama kafa bir yerde takılıyor oraya. Yani ne zaman ben eskisi gibi yaşayacağım? Bir kere şunu kabul edelim, yani bu kabullenme kısmı bu. Yok öyle bir şey artık. Eski hayat diye bir şeyi hatırlayan yok ki, dönsek ne yaşayacağız biz? Yani mesela hatırlayan var mı eskiden neyi nasıl yapıyorduk? Bu şeye çok benziyor. Cep telefonu öncesinde biz nasıl buluşuyorduk, evleniyorduk, ürüyorduk, işte bir şeyler yapıyorduk falan filan. Hepimiz de soru işareti olmaya başladı ya. Şimdi bu değişim belki 5-10 seneye yayılmıştı. Biraz ağır ağır oldu, kısmen hatırlıyoruz. Abi 2 senede insan böyle tokat yer mi? Mesela şu anda yediğimiz tokat alaşağı etti bizim bir sürü şeye bakış tarzımızı. Yani sıklıkla maddeleri belki gözden geçirmek istedim. Eğitimi, kişisel yaşamı, iş yaşamı, mesai kavramı, kariyer kavramı, üniversite dediğin şey, eğitim dediğin şey, bu yani erişkin eğitimi dediğimiz işte bu sertifikasyonlandırılabilen sesi olan işte eğitimlerin kıymeti, değeri falan. Yani bütün bu hikayeler abi 3 sene önceki gibi değil. Yani 3-3,5 sene önceki gibi hiç değil mesela. Şimdi bu dünyada birilerinin işlevsel bir şeyler yapabiliyor olması lazım ki diğer insanlar da ha bu da yapılabiliyormuş desin ve öyle bir tarzı hareketi kendi hayatlarına adapte etsinler. Ben açıkçası o nedenle bizim Açık Beyin'in bu bağlamda bir fanus görevi görebileceğini, buna yetkinliğinin yeterince biriktiğini düşünüyorum. Tekrar söyleyeyim, sadece benim hikayem değil. Ben tek başıma kalsam muhtemelen çok canım sıkılırdı ama bizim bütün ekip bir şekilde buna adapteler, bir şekilde bunu bekliyorlar, bir şekilde tarihsel ya da kadersel olarak buna hazırlanmış bir ekip. Hepimiz mesela, hepimizin içinde sen de biliyorsun böyle lan değişiyor ama yani Allah'tan değişiyor falan şeyi var. Hani böyle zaten eski halden bir sıkılmış, daralmış, yeter ulan diye orayı burayı denemiş de böyle bir tat alamamış, randıman alamamış bir ekip olduğumuz için. Şimdi bu yeni hal bizim hoşumuza gidiyor. Hayat acayip hızlı değişiyor ve dur ben sizinle beraber değişmek istiyorum diyen insanlar geliyor ya daha çok hani şeyde. Hele gelip şey olmuş arkadaşlar, hep bir şuna bir adapte olalım falan diye. Bu burada olduğu gibi ama mesela buradaki hal isim koyamasan da çok tarif edemesen de ya bir kere işte koruma fanusu dediğimiz şey var ya, yani dışarıdaki ne olacağı belli olmayan şartlara dikkatini vermek performans düşürücü bir şey. Elinde fidan olabilir bir tohumun varlığı ise motive edici bir şey. Yani elinde bir şey olması. Onun üzerine yürüyebiliyor ama. Şimdi herkesin elinde
bir kendisi var abi. Şimdi büyük beklentilerle yılın başını bekleyip işte bir yeni yıla giriyoruz falan ama herkes hesap etsin. 31 Ocak akşamıyla 1 Ocak sabah arasında seninle sen arasında bir fark yok. Aynı sen yatıyor, aynı sen kalkıyor. Belki biraz çakır keyif oluyor, belki biraz uykusuz kalıyor, bilmem ne oluyor ama işte meşrebine göre. Ertesi sabah aynı kişi olarak uyanıyorsun. Dolayısıyla esas potansiyel senin kişisel varlık olarak neye karar vereceğin, ne yapacağın, neyi sulayacağın, neyi geliştireceğin. Şimdi şartlar hep böyle bir bireysel sorumluluk alma noktasına doğru bizi itiyor. Artık dış şartların öngörülebilir olmadığı bir yerde kendi şartını kendin yaratacaksın. Gene işte Twitter'da bu hafta bu arada çekemedim. Yeni YouTube programına başlayacaktık. Twitter'da diyemediklerim diye ama mesela Twitter'da yazdığımız, çizdiğimiz işte yeni yıla dair şeylerin altına gelen yorumlar falan çok hoş mesela. Öyle bir aklıma esmişti. Şey yazmıştım yani. İşte yılbaşından beklediklerimizi saat başında da bekleyebiliriz. Buna teorik olarak bir engel yok demiştim. Yani çünkü her şeyin bir başı var. Hafta başı var, ay başı var. Var Allah var. O beklentileri böyle uzak bir yere atarak üstümüzdeki sorumluluğu safsaklamaktansa mesela gün başı diye bir şey var yarın sabah. Bugün gün sonu var, Z raporu var. Yani bunların hepsinde hatta şu anda mesela öğleden sonra var. Bir sürü devrimsel değişim böyle kapılarda bizi bekliyor olabilir aslında. Ve bir karar verip ne bileyim küçük bir şey yani o küçük bir şeyi orada yapma meselesi. Bu işte belirsizlik dünyasındaki en büyük güçlerden bir tanesi gündemi olma. O gündeme dair öz disipline sahip olma, o öz disipline göre adım atabilme iradesine sahip olma, nereye doğru adım atıp nereye doğru atmaması gerektiğinde biraz zamanla bilgece fark edebiliyor olma. İşte bu da tek başına çok kolay belki olmayabilir. Böyle deyince özellikle genç arkadaşlar neden ben falan filan böyle bir bocalıyorlar. Ya o yüzden etrafınızda bu işleri yapabilen insanların varlığı, onlara kulak vermek, onlara biraz bakmak yardımcı olabilir. Biz sonuçta toplumsal hareket eden bir varlığız. Yani görüp de yapıyoruz, örnek alıyoruz bir şekilde. Ben de açıkçası yani bu kadar çok bıdı bıdı eden bir adam olarak çok konuşanın şeyi az olur, reaksiyonu az olur. Ben de etrafımdakilerden örnek alarak bunu yapıyorum yani onu hatırlatmak lazım. Birbirimizle daha çok ilgilenmemiz gereken izolasyon dönemleri bunlar. Paradoksal bir şekilde uzağız belki ama fiziksel olarak daha çok birlikte hareket etmemiz, daha çok kiminle birlikte hareket etmek istediğimizi seçmemiz gereken, hareket edeceğimiz insan seçkisine zaman ayırmamız gereken bir zamandayız. Yani gelişine vurduğun zaman belirsizlik de sana gelişine vuruyor. O yüzden sıkı sağlam kadrolar önemli abi. Her şey kadro. Siyasetçi gibi. İlişki denilen şey yani işte sevgililik de olsa, karı koca ilişkisi de olsa, baba çocuk ilişkisi de olsa, dostluk, arkadaşlık, sevgililik hani hangi ilişki olursa olsun. İlişki denilen şey inşa edilen bir şey ya. Yani ilişki hani hop diye olan işte ruh eşitmişim falan elektrik oldu öyle bir şey değil. İnşa edilen bir şey. Başlangıcı için başka parametreler gerekebilir ama başladığı andan itibaren inşa etmezsen olmayan bir şey ya ilişki. Şimdi şöyle bir durum oldu. Belki son 1-2 yılın içerisinde. Bu son söylediğin yani mesafelerin yüksekliğine rağmen gerçekten hani iletişimimize ve ilişkilerimize önemsememiz, önemli fark etmemiz gerekiyor dediğin için söylüyorum. Şöyle bir sorun yaşar olduk. Şimdi biz birdenbire çok fazla sayıda insanla ilişki içerisinde geçebilir durumdayız. Bir sürü dostluk, arkadaş. Hepimiz her hafta girdiğimiz Zoom toplantısında 100-150 kişi var. Yani hep işte girdiğimiz toplantıların içerisinde, tanıştığımız insanların içerisinde falan. Böyle bir potansiyel üzerinde var. Yeni kişi var bu arada. Yeni kişiler bu da bunlar. Evet. Yeni bir sürü insanla karşılaşıyorsun. İsimlerini öğreniyorsun, zaman geçiriyorsun. Bazılarıyla yüz yüze, bazılarıyla işte dijital ortamın içerisinde. Yeni yine yüzlerce, binlerce insan sosyal medya hesaplarında var. Seni takip ediyorlar ya da sen onları takip ediyorsun. Hani bir gerekçeyle bağ var aranızda. Hani belli bir iletişim kuruyorsunuz. Fakat bunlardan hiçbiri inşa edilmiyor ya. Hepsi temel atma töreninde kalan çalışmalar. Hepsi yani hani başlangıç aşamasında birbirinin yüzünü görme falan. Bir süre sonra hatırlanır da değiller. İnşa ettiğin bir ilişki yoksa senin kendi albümün bir başkasında yok demek. Yani yarın öbür gün kendi albümünü görmek istediğinde işte ya annen ya işte uzun süredir beraber olduğun dostlarının yanına gitmen gerekiyor ya kendini görebilmen için.
O sana hatırlatıyor ya abi sen böyle biriydin bir sakin ol ya. Ya da sen şunları yaparsın potansiyelin bu ya dediği. Ama bunların hepsi bu dönemki ilişkilerin içerisinde deforme oluyor. Evet çok insan tanıyoruz. Masada da tanıyoruz. Eskisi gibi sadece sosyal medyadan takip de etmiyoruz. Hani masada da gerçekten birkaç bin kişilik bir tanıma portföyü taşıyabiliyoruz yanımızda. Ama o birkaç bin kişi inşa edilmiş bir ilişki değil ki. Hani büyütülmüş ve biçimlendirilmiş. Evet. Akıp gidiyor hayatımızda ve bu çok tuhaf, kötü, deformatif bir yalnızlık doğuruyor arka tarafta. Yalnız değiliz. Hani her aşamasında eski tipteki şiirlerde, şarkılardaki yapılan yalnızlık değil. Hani duygusal anlamda birileri vardı her dönem karşımızda falan ama hep Netflix'in kötü, bir türlü senaryosu düzgün toplanmamış filmini izlemek gibi o ilişkiler. Bir türlü o tatmini, o şey duygusunu edinemiyorsun ya. Ya gerçekten bir simülasyon. Evet, bir simülasyon duygusu yaşadım yılbaşı akşamı. Yani şöyle bir duygu. Yani Matrix'i anlatmıştım sana. Yani Matrix'i izledim ve yani hani ya içinde iyi parlak bir şeyler var ama kötü yani bir hayal kırıklığı yaşıyorsun ya çok biriktirdiğin ve üstelleştirdiğin bir şeyin karşılığını. Şimdi yılbaşı akşamı da herkesle Türkiye'nin önemli bir bölümüyle beraber Cem Yılmaz izledim. Şimdi aynı hayal kırıklığını Cem Yılmaz'la da yaşadım. Yani gülmekte zorlandım. Cem Yılmaz mı vardı yılbaşı gecesi? Hiç haberim yoktu valla. Netflix'e geldim. Şimdi reklamını da yapıyoruz ama bir şey. Netflix'te yılbaşı akşamı son gösterisini Netflix'te yayınladı. Şeydi. Evet. Ve böyle olunca birdenbire mesela evet yani 2021 ile alakalı neyi hatırlayacağım desem tüm biriktirdiğim büyük inşa edilmiş öykü ve hikaye gruplarımın kötü kopyalarıyla tamam kötü vasat yani hani kopyalarıyla geçirdiğim bir dönem oldu gibi geliyor bana yani şeyde duygusal taraftan bakarak söylüyorum Netflix'ten şeyde. Öyle abi şimdi hep dedik ya dijital dünyaya hazır olmayan beyin var diye. Aha da dijital dünya, aha da beyin, aha da sosyallik. Bunu yaşayacaksın yani mecbur işte. Bu da bu yan etkilerinden bir tanesi. Bu arada mesela bizim konuştuğumuz bu dijital dünyada şu kadar insanla tanışıyorsun, şöyle bir yeni ritim yaşıyorsun. Aslında insanlığın %100'ünün yaşadığı bir değişim değil bu. Hala mesela evet. Önemli bir kısmımız, en az %40 kadarımız, şehirli olmayanlarımız hala eski model, hatta avcı toplayıcı ile medeni arasında bir dönemde bile yaşıyorlar. Yani dünyada öyle heterojen durumlar var. Ama dünyanın gidişatını ağırlı olarak şehirli ve dijitalize insan artık kararlarıyla şekillendirdiği için onların derdi hepimizi geriyor. Esas problem o. Yani bu dert, bu daha doğrusu sosyal boşluk hissi, bu ne deniyor ona, bitmişlik hali, tatmin olamama meselesi bu insanların doğal hayatlarına yansıyor. Ben özellikle genç arkadaşlara sıklıkla bu aralar şeyi önermeye çalışıyorum. Hani bir ilişki örülür, inşa edilir dedin ya. Şimdi her ilişkiyi inşa eden şeyin aslında birinci plandaki unsuru, en önemli kısmı bence senin o ilişkiye ne kadar değer vererek ne katkı sunduğunla alakalı. Yani sen o ilişkiden şimdi bir şey alma amacıyla o ilişkideysen aldığın her şeyi tüketirsin. Yani bir şeyler alırsın onun bir şeyini tüketirsin. Ya enerjisini, ya zamanını, ya parasını, ya duygusunu neyse. Dolayısıyla bu bir Zoom toplantısında tanıştığın insanlar da olsa, internetten haberleştiğin bir ekip, bir kulüp, bir şey de olsa ilk soru şu olmalı. Yani ben buna ne katkı verebilirim? Neyle gideyim? Hep verdiğim örnek gene vereceğim. İyi sütlaç yapıyorsun. Hayattaki tek marifetin o ya. Gittiğin her yere sütlaç götür abi. Sen onu iyi yapıyorsun. Yani sütlaçla orada ol. Demek ki burası bir fikir kulübü. Demek ki burası bir metal döküm atölyesi. Sütlaç lazım. Yani sütlacı seven var sonuçta. Eğer sen iyi sütlaç yapabiliyorsan sütlaç hep cebinde dursun. Ve insan fazlasını ikram ederek kazanan bir varlık. Yani sen bir şeyi iyi yapabiliyorsan onda fazlan var demektir. Artı know-how'un var demektir. Ya sütlacını paylaş, ya sütlaç yapımı anlat, ya sütlaç eğitimi ver, bir şey ver ya, yani bir şey yap sütlaçla ilgili. Ama şu anda hani böyle çok hızlı bir şekilde özünü alayım, halledeyim. Harika harika, demin şu anda keşke ekran görüntüsü verebilsem. Twitter'da bir hanım arkadaşımız bizim videolardan birini paylaşmış. Can Canan'ların öncekilerinden bir tanesi. Yani bildiğin YouTube linki paylaşmış. Demiş ki terapi niyetine bir muhabbet diye işte koymuş oraya. Twitter'da altında bir tane yorum var. Ne anlatıyor?
Ya bakar mısın ne anlatıyor? Tıklamamış herif. Yani bir tıklama ne kadar kolay, ne anlatıyor yazmak ne kadar uzun sürüyor, dikkat ediyor musun? Fakat o bu bakış açısı, yani bunun yarattığı zihinsel tembelliğin hayatındaki yansıması çok acı olacak bu arkadaşımın. Yani ne anlatıyor diye merak ettiğini sandığı şeye bile tıklayamaz hale gelecek kadar felçleştirildiği bir ortam. Ona yol, köprü, elektrik, beton, betonarme, asfalt, zift her şey olarak geri dönecek yani. Bunun farkına varmak için bence güzel bir karikatür bu. Mesela en azından merakını sun. Yani merak merakla deş. Yani onlardan ne alabilirim, daha fazla ne alabilirimin merakı da bir artı unsurdur. Merak sahibi olmak. Ama biz artı unsurla değil de hep böyle ben eksiğim, zaten benim hiçbir şeyim yok. Bazen zaten ben ne işe yararım ki? Topla topla topla, belki topladığımdan bir fırsat devşiririm. Kafamız böyle. Ve senin hani güzel anlattığın gibi fırsat avcı toplayıcı kafanın şeyidir, ürünüdür. Yani fırsat ancak avcı toplayıcıysan hayatının ana şiarı olabilir. Yoksa modern insan, gelişmiş insan, medeni insan kendi fırsatını, kendi ilişkisini, kendi işini, kendi yolunu inşa edebilen insandır. Şimdi tam da bakıyorsun işte bu 2020, 21, 22 diye giden seneler inşaat seneleri. Ha şunu yapabilirsin. Kum yok, taş yok, zift yok, para yok, dolar kuru falan filan. Yani işte yönetim değişmiyor. Bunlar hep böyle mık mık tık tık. Gözüm kara, kaşım mavi falan. Bunları diye diye zaten kaldık bu kadar sene işte. Bunları demeden yapabileceğimiz, artılarımızın bir envanterini çıkarabildiğimiz. Ya herkesin bir artısı var abi, gözünü seveyim yani. İşte süttaç diyorum da ben yemem süttaç. O yüzden veriyorum örnek yani. Sevmem ve yemem. Ama ona rağmen süttacı iyi yaparım diyen adama saygım her zaman sonsuzdur yani. O da bana lazım olur. Çünkü ben de süttaç seven insanlarla ilişkilerim var. Süttaç yapan, süttaç seven bu aradaki beni ilgilendiren bir sinerji yani, anlatabiliyor muyum? Bunun gibi yıl başından, ay başından, saat başından, dakika başından böyle bir beklentiyle gidebiliriz yani. Ben kime ne ikram edeyim? Ne verebilirim? Ne yapabilirim? Ne verebilirim? Mottosu kaosun ve belirsizliğin tek ilacı ve başkası için değil, benim için. Ben verdikçe zenginleşiyorum. Ben verdikçe gerçekten tanışıyorum. Ben verdikçe bağlanıyorum. Ben verdikçe dost ediniyorum. Yani bunu fark ettiğimiz zaman işler değişecek. Hep al, hep güvencede ol, hep işte kıçını sağlama al, bilmem ne falan der. Bu dünya geçmiyor. Kaosta kıçı sağlama almak yok abi. Yok öyle bir şey. Hepimiz döt döte duracağız, affedersin. Böyle birbirimize arkamızı vereceğiz, ancak öyle durabileceğiz. Bence gerçekten güzel bir 2022 dileği oldu. Herkes sütlacını alsın, 2022 gelsin hikayesi. Gerçekten bu arada iyi bir sorunun açamayacağı kapı yok. Buna hayatım boyunca birçok kez şahit oldum. Doğru bir soruyla tanışamayacağın insan, doğru bir merak ve soruyla yapamayacağın, kuramayacağın yol haritası yok. İnşa ettiğimiz bir 2022'ye, hatta 2023, 24, 25'e doğru gidiyoruz. Biz inşa ediyoruz. Şimdi ne yapıyorsak, şimdiki alışkanlıklarımız ne yapıyorsa bizi 2020'de öyle bir sonuç bekliyormuş gibi görünüyor. Bu bağı fark ettiğimizde herkes işi gücü bırakıp şutlaç yapmaya başlayacak bence. Yani gerçekten güzel Ne yaparsan elinle o gelir seninle, iyi hatırlatalım burada. Ne yaparsan elinle o gelir seninle. Böyle yıl evet. başından ay başından beklemeyin efendim. Siz bir şey yapın. Elinizi taşın, elimizi taşın altına sokalım hep beraber. Yani güzel bir şey çıksın. O zaman 2021'i bu kararları aldığımız seneden bir önceki sene olarak belki özleriz yani. Onun dışında da bir daha özlemenize gerek kalmaz. Valla ben her zamanki yılbaşı dileğimi de buradan tekrarlayayım. Bundan öncekilere göre muhteşem, bundan sonrakilere göre son derece vasat bir yıl olsun inşallah. Yani öyle olmalı. Gelişimsel, biraz Marksist tarih teorisine benzedi ama ben ilerlemeci bir insanım. Bir gün öbür güne denk olmasın. Hocam, güzel bir 2021'di. Güzel bir 2022'ye doğru gidiyoruz. Her şey için teşekkür ederim. İnşallah. Her şey güzel olacak. Bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Can Canan'ın 130 küsürse 140 mı kaçıncı bölüm bilmiyorum ama o bölümünden efendim abone olmayı unutmayın. Zile basın, 138. kanalımızı takip edin. Tabii 138. bölüm. 138. Lütfen kanalı takip edin, şey yapın. Arkadaşlarınıza da haber verin. Çünkü 2022'de açık beyine çok ihtiyaç var.
bak demedi demin. Açık beyne çok ihtiyaç var. Biz buradayız. İnşallah Allah ömür verdikçe takılıyoruz. Açık beyin kendisine dokunan herkese iyi geliyor. Birçok defa şahit olduk. Kendim de dahil olmak üzere. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.